Evet, değerli dostlar, Münevver Karabulut cinayetinin seri videolarında 6. videoya geldik. Resmi iyice artık daha da büyüttük, daha da ayrıntılandırdık. Ama biz her detayda belki bir şey buluruz diyerek daha da resmi büyütmek istiyoruz. Şimdi incelemelerde neden güneş ve ay tutulmaları önemlidir? Değerli dostlar, onlar bize ne bilgiler verir? Şimdi gelelim buradan Münevver Karabulut cinayeti olmadan önce güneş ve ay tutulması nerede oldu ve nasıl bir etkiye sahipti, bir onu inceleyelim. Ondan sonra resmin biraz daha berraklaşmasını birlikte izleyelim. Şimdi ekranı paylaşacağım değerli dostlar ve buradan da nasıl bir önceki güneş ve ay olay tarihinden önce nasıl baktığımızı ya birçok videoda gösterdim. Sizler için de pratik olmuş olur. Şurada arkadaşlar 2009 yılına geliyoruz. Bakın olay 3 Mart'ta oldu. Olay öncesi biz güneş ve ay tutulmasına bakacağız. Şimdi buradaki güneş tutulması 6 derece Kova'da, ay tutulması da yaklaşık 21 derece Aslan'da. Evet, şimdi bu iki haritayı açıp biz buradan şöyle yapacağız arkadaşlar. Yöntem olarak gösteriyorum size. Şunu şöyle sadece açacağım. Sadece açacağım. Şunu da hasta haritalarla da birleşik bakmak çok iyi olur da. Ya da biz öyle yapalım diyeceğim. Neyse, şöyle devam edelim arkadaşlar. Bireysel haritalarla aslında incelemek daha iyi ama şöyle ben evet şunu da yapayım. Bir bireysel haritayla da inceleyeyim. İkisi birlikte olsun. Şöyle tekrar açalım. Şimdi öncelikle olay anının, olaydan önceki zamanın biz güneş ve ay tutulmasını inceleyelim. Şimdi değerli dostlar, İstanbul'da İşte tarih 26 Ocak 2009. 9:55 şurada evet görüyoruz 6 derecede bir güneş tutulması oluyor. Kova'da bakın Kova enerjisi grupların güçlü olduğu zamanlar İstanbul'a göre burası işte 11. eve geliyor yine grup enerjisi ve güney ay düğümüne karşı güney ay düğümü Aslan'da. Yani burada soylular değil de daha çok gruplar, yapıların güçlü olduğu zaman. Efendime söyleyeyim işte hangi gezegenler? Şöyle bakalım. Güneş, Ay 6 derece kovada. Jüpiter yaklaşık 5 derece kovada. Ya burada da Jüpiter kovada hani neyi anlatabilir değerli dostlar? Burada daha çok grup yapılarında din, grup şey, yani nasıl diyeyim? Daha ezoterik yapıların güçlü olduğu zaman. Neptün 23 derece kova. Ay düğümü de kuzey ay düğümü de yaklaşık 9 derece kova. Şiron'da 20 derece kova. İnanılmaz bir kova sistemi. Ama burada hiç aslanla şey yok. Bakın bir soylu figürüydü Münevver Karabulut. Grupların çok güçlü olduğu zaman. Ve İstanbul'da değerli dostlar. Bu güneş tutulmasında Lilith, Plüto kavuşumu MC'de. Bakın karanlık olay. Yani satanist, böyle kötü, herkesin MC, işte toplumun inanılmaz derecede sarsıcı Pluto yıkımı, o ölüm olayının inanılmaz derecede oldu ve Lilith'in de karanlık enerji MC ile kavuştu bir zaman. Yani bu tutulma aslında her şehirde o nasıl etkisi diyoruz ya arkadaşlar. Bakın burada aks noktasını tetiklemiş. Yani Türkiye'nin gerçekten şok olduğu bir olay. Gördüğünüz gibi bu tutulmanın etkisi burada güçlü. Bu tutulmada Mars ve Merkür Oğlak'ta bakın Kova'da değil. Burada da yine nasıl söyleyeyim? Merkür'ü bir kardeşlik yapısı. Mars'ı da bir şiddet. Bakın nasıl söyleyeyim? Agresif bir yapı. Bir savaş. Bak 7-22 derecede. Uranüs 20 derece. Yani yok edici bir kardeşlik örgütü ve 11. evde. Oğlak'ta çünkü kadim bir örgüt. Kadim. Çok geçmişten gelen. 11. evde bu bir grup.
Kardeşlik örgütü ama bu bir grup. Evet, şimdi arkadaşlar buradaki bilgiyi aldık. Gelelim Dolunay'a, şey ay tutulmasına. Ay tutulması bir dakikalık şeyi çıkarsak arkadaşlar bu 21 derecede. Ay Aslan'da 21 derecede, Güneş Kova'da 21 derece. Bakın soyluluk için Güneş burada yükselen yönesi ve Güney ay düğümü yönesi. Soyluluğun artık güçsüz olduğu zaman, grupların güçlü olduğu zaman. Dolayısıyla burada bir bitiş enerjisi var. Ve bu tutulma da işte yine soyluluk ve grup arasındaki durum fark. Bu tutulmada Satürn Başak'ta bakın Hristiyanlık karşıtı ve Uranüs'e karşı. Yani bir yapıya karşı bir olay var. Bir dini yapıya karşı. Jüpiter Kova'da. Bu daha çok bu din şeyi dini olabilir mesela Jüpiter Kova'da. Scientology gibi olabilir, ne bileyim Illuminati. Çünkü burada Jüpiter Kova'da bu tür dinlerin güçlü olduğu zamanlar. Mars Kova'da, bakın Kova enerjisinin güçlü olduğu bir zaman. Grupların güçlü olduğu bir zaman. Soyluların güçsüz olduğu bir zaman. Şurada kendi transitinde bir bakayım. Münevver Karabulut'un. Evet. Satürn. Merkür'üne karşı Uranüs Merkür ile kavuşuyor. Satürn Başak'ta 21 derece kurban olma derecesi Merkür'üne karşı. Bu Güneş tutulması Uranüs'te Merkür'le kavuşuyor. Bakın zaten kafası kesiliyor. Böyle ayin tarzı bir şeyle. Jüpiter karşıtlığı var arkadaşlar. İnanç farklılığı. İnançlar, karşıt inançlar. Bu sefer Jüpiter Kova'da. Soyluluğa da karşıtlığı düşünebiliriz. Satürn, Merkür karşıtlığı. Bu grubun, bu kişinin de direkt kafasını işte burada kesmeleriyle de alakalı bir durum. Chiron, Plüto karesi zaten. Hani bu tutulma gerçekten Münevver Karabulut için zormuş. Güneş tutulması, ay tutulmasını da bakalım. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar? Güneş ve ay Plüto'ya kare arkadaşlar. Soylu ayın Plüto'nun güçteki bir yapı. Çünkü Münevver Karabulut da 12. evde. Bakın soyluluğa karşı. Mars'ı Jüpiter'e karşı Satürn'le kavuşuyor. İnançlarına karşı bir şiddet örgütü. Onun dini inançlarına karşı bir şiddet örgüsü. Yani burada Güneş ve Ay'ın Plüto'ya karesi çok zor. Bir soylu figüre karşı. Buradaki veri de Münevver Karabulut'un yine soylu bir figür olduğunu gösteriyor değerli dostlar. Evet, şöyle. Şimdi 6. videoda da başka bir şey daha yakaladık değerli dostlar. Gittikçe bilgilerimiz artıyor. Yani bu kadar video serisi gerekli miydi? Bence gerekliydi. Astroloji burada nasıl bize bilgiler sunuyor? Bunu görmek için gerekliydi değerli dostlar. Şimdi olay öncesi Güneş ve Ay tutulmasını incelediğimize göre bakalım bu sefer de Münevver Karabulut'la Cem Garipoğlu'nun kendi haritalarında Güneş tutulmalarının Saros döngüsüyle inceleyelim. Yedinci videomuz arkadaşlar Münevver Karabulut'un kendi haritasındaki Saros döngüsünün ilk Saros Güneş tutulması ve Ay tutulmasına gideceğiz. Bakalım bize orası ne bilgi verecek? Cem Garipoğlu'nun da 8. video. Onun haritasında Saros döngüsüyle inceleyeceğiz. Bakalım o bize ne bilgi verecek? Evet. 7. videoda Münevver Karabulut'un Saros döngüsüyle Güneş ve Ay tutulmanın ilk döngüye gideceğiz. Onu inceleyeceğiz. 7. videoda görüşmek üzere. Thank you.